Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz 2016 yılının sonlarına doğru ben bir ağlamama challenge yapmıştım. İzlemek isteyen arkadaşlar kainatın en iyi ZP channel'ını seçiyoruz adlı videoma bakabilirler. Orada kendimize bir hedef koymuştuk ve iş paylaşımı yapmıştık. Açıkçası ben üzerime düşen görevi hakkıyla yerine getirdim. Çay içtim, kahve içtim, tonlarca ama tonlarca kola içtim. Hatta Osmanlı şerbeti bile içtim. O neydi lan öyle? Neyse, dediğim gibi ben üzerime düşen görevi yaptığım için hedefimi gerçekleştireceğimden son derece emindim. Fakat sonra beklediğim gibi olmadı. Şimdi tekrardan bir bakalım şuraya ZP Channel yazalım. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi 264 abone ve gördüğünüz gibi çakmamız 283 abone. Şimdi acılar insanı şair yapar derler. O yüzden ben de size bir şiir yazmadım tabii ki. Onun yerine kısa film yaptım. İzleyelim arkadaşlar. Açıkçası moralim çok bozuk arkadaşlar. Şimdi dışa çıkıp kartopu falan oynayacağım. Kendime gelmek için. Olmadı bir kıyafet falan bakarım. Kızmayayım ben, ne kıyafet bakacağım moralim bozuk diye. Ama sonradan şöyle bir video izledim. O video biraz sanki beni gaza getirdi, biraz moralimi yükseltti gibi. Ona da bakalım. Cüzdanımızı kaybediyor muyuz? Evin anahtarlarını? Peki kıymetlimiz telefonumuzu kaybediyor muyuz? Kıymetlimiz. Hiç kaybetmiyoruz değil mi? Gözümüz gibi bakıyoruz. Umudumuzu nasıl bu kadar kolay kaybediyoruz? Peki. Umut etmese Steve Jobs'ın o cebindeki telefonu yapamayacağını biliyor muydun? Bir kere umut etmeyen hayal edemez. Bu videonun bana vermiş olduğu ve genlerimden gelen bir gazla diyorum ki ZP Channel, sen benim ayağımı kırdın ama ben senin kalbini kıracağım. Dur, daha güzel ifade etmem lazım. ZP Channel, sen benim 2016 yılında ayağımı kırdın ama ben senin 2017 yılında kalbini kıracağım. Allah'ın çakması. Tüylerim diken diken oldu arkadaşlar. Ben hemen videoya geçiyorum. Kendinize iyi bakın.